Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size gövdeden bahsedeceğim. Gövdenin özelliklerinden, ne işe yaradığından bahsedelim ve yapısından bahsedelim. Şimdi gövde üzerinde neler bulunduruyor? Yapraklar, işte çiçek, meyve ve tomurcuk gibi kısımlar bulunuyor arkadaşlar gövdenin yapısında. Gövde ne işe yarıyor peki? Kökten alınan suyu ksilen ile yapraklara gönderiyor. Yapraklarda üretilen fotosentez ürünleri ise köke gönderiyor arkadaşlar. Aslında bir ara bulucu diyebiliriz. Arada bulunan bir yapıdır gövde. O zaman ilk önce yazalım. Ne dedik? Üzerinde yaprak, çiçek, tomurcuk, işte meyve gibi yapılar bulunur. Daha sonra gelelim, ne dedik arkadaşlar? Kökten alınan suyu ksilemle yapraklara fotosentez ürünlerini de flüemle nereye gönderiyor? Köke gönderiyor. Flüemle köke gönderir. Evet, ilk özelliklerimiz bunlar. Gelelim diğer özelliklerine. Arkadaşlar, gövdenin üzerinde yan dalların oluşumunu sağlayan tomurcuklar vardır. Biz bunlara yanal tomurcuk diyoruz. Yan dalların oluşumunu sağlayan tomurcuklardır. Bir de üzerinde yaprakların bağlandığı veya dalların çıktığı yere de nodyum diyoruz arkadaşlar. Nodyum. İki nodyum arasındaki boşluğa da biz ne diyoruz? Internodyum diyoruz. O zaman yazalım. Gövde üzerinde yan dalların oluşumunu sağlayan yanal tomurcuk bulunur. Bunları aslında ağaçlara baktığınızda görebilirsiniz. Böyle bir çıkıntı vardır orada. Bir süre sonra oradan dallar oluşmaya başlar. Dalların üstünde de yine küçük küçük çıkıntılar vardır. Onlar da yaprakların oluşmasını sağlar arkadaşlar. Biz onlara da ne diyoruz? Nodyum diyoruz. Yapraklarının bağlandığı veya dalların çıktığı yere nodyum. İki nodyum arasına internodyum denir. Evet, bu şekilde nodyum ve internodyum adlarını da çizeyim. Bakın, yanal tomurcuk dedik, nodyum dedik, internodyum dedik arkadaşlar. Yaprakların bağlandığı, dalların çıktığı yere nodyum. İki nodyum arasındaki mesafeye de ne diyoruz? İnternodyum diyoruz. Şimdi tomurcuklar belirli zamanlarda uyku halinde kalıyor arkadaşlar. Biz bu duruma apikal dormansi diyoruz. Bu durum bitkinin boyca uzamasını kolaylaştırıyor. Yani buradaki yanal tomurcuklar uyku halinde kalarak bitkinin bütün enerjisini boyuna vermesini sağlıyor ve boyca uzamasını kolaylaştırıyor. O zaman yazalım bunu da isterseniz. Şöyle diyelim. Tomurcukların uyku halinde kalmasına apikal dormansi. Dormansi uyku demektir. Apikal ne demek? Uç bölge demek, değil mi? Apikal dormansi denir. Bitkinin boyca uzamasını kolaylaştırır. Uzamasını kolaylaştırır bu durum arkadaşlar. Şimdi gelelim yapısına. Arkadaşlar, odunsu gövdeli olan bitkilerde kambiyum vardır. Bakın, burada iki tane gövde çizdim. Biri otsu bitkilerdeki gövde, biri de odunsu bitkilerdeki gövde.
Otsu bitkilerde iletim demetleri dağınık olarak dizilmiştir. Çünkü kambiyum dediğimiz yapı yoktur. Ama odunsu bitkilerde arkadaşlar kambiyum bulunduğu için kambiyumun etrafında iletim demetleri düzenli olarak dizilmiştir ve bu şekilde bir enine kalınlaşma gerçekleşecek ve buna bağlı olarak da yaş halkalar oluşacak. Bahsedeceğim yaş halkalarından da. O zaman şöyle yazalım. Bu neymiş? Bu tek çenekli. Yani tek yıllık bitkiler için geçerlidir. Bu da çift çenekli bir bitkinin enine kesidi. Şuradaki yapılar arkadaşlar iletim demetleri bakın. Bu floemdir. Yine dış tarafta durur. İç kısımda duran da ksilem. Buraya baktığımızda dış tarafta duran yine floem. İç tarafta yeşille boyadığımda nedir? Ksilemdir. Şurada maviyle gösterdiğimiz yapı da nedir arkadaşlar? Kambiyumdur. Kambiyum bitkinin enine büyümesini, enine kalınlaşmasını sağlayan yapıdır. Bu kambiyum tabakası her mevsimde gövdeyi saran yeni bir halka oluşturuyor arkadaşlar. Yeni bir ksilem tabakası oluşturuyor. Biz bu tabakaya sekonder ksilem diyoruz. İkinci ksilem yani. Ana bir ksilem var. Bundan oluşan, bundan bölünen ksileme de sekonder ksilem diyoruz. Bu tabaka işte ılıman bölgelerde arkadaşlar genellikle ağaçlar ilkbaharda büyümeye başlıyor. Sonbaharda büyümesi duruyor. Biz bu zamanı büyüme mevsimi diyoruz. İşte ilkbaharda başlayıp sonbaharda duran mevsime büyüme mevsimi diyoruz. Bu kambiyum tabakası içe doğru bakın, içeriye doğru primer ksilem, dışarıya doğru da primer floemi oluşturarak ne yapıyor? Yeni odun ve soluluk borcuları oluşturuyor ve gövdenin enine kalınlaşmasını sağlıyor. Ve yaş halkaları dediğimiz olay oluşuyor arkadaşlar. O zaman ilk önce şunu yazalım. Şuraya geçiyorum. Odunsu bitkilerde enine kalınlaşmayı sağlayan kambiyum tabakası bulunur. Bu ne yapıyordu kambiyum tabakası? İçeriye doğru ksilem, dışarıya doğru da floem oluşturarak arkadaşlar enine kalınlaşmasını sağlıyor. O zaman şöyle diyelim. Kambiyum sekonder ksilem ve sekonder floem oluşturarak enine kalınlaşmayı sağlar. Şimdi arkadaşlar bu enine kalınlaşma derken ilkbahar mevsiminde bu sekonder ve floem yapıları daha açık renklidir. Sonbahar mevsiminde daha koyu renklidir. İşte biz bu halkalara yaş halkaları diyoruz. Bu yaş halkalarının sayımı yapılarak ağacın yaşı hesaplanabiliyor. Şöyle diyelim o zaman. Kambiyumun oluşturduğu bu yapılara yaş halkaları denir. Bu halkalar ilkbaharda açık, sonbaharda koyu renklidir. Dediğim gibi ağacın yaşının belirlenmesini sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bunun da bir şeklini çizerek göstereyim ben size. İşte birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl olarak şöyle 3 yıllık bir bitki gösterelim. Şöyle bir enine kesit aldığımızda bakın gövdeden şu şekilde bir enine kesit aldık. Bu enine kesitte en dış tabakada bakın şurada bulunan en dış tabakada mantar doku vardır. Bu mantar doku bitkiyi koruyan dokudur arkadaşlar. Hemen onun bir altında mantar kambiyumu vardır. Bu mantar kambiyumu ne yapıyor? Yine bölünerek mantar dokuyu oluşturuyor. Şöyle boyayarak göstereyim bunu. Bu neymiş? Mantar kambiyumu. Mantar kambiyumu. Daha sonra
Bir altında arkadaşlar fulem tabakası bulunuyor. Bakın fulemi şöyle kırmızıyla bakın şu şekilde çizerek göstereyim fulemi. Bu kırmızıyla yaptıklarım neymiş? Fulem. Fulem tabakası. Bu tabaka dediğim gibi sürekli enine kalınlaşmalar sayesinde ise bitkinin işte enine kalınlaşmasını sağlıyor. Fulemin hemen bir altında bakın kısilemle fulem arasında ne vardır? Onu da şöyle mor renkle yapalım. Bakın şurası kısilemle fulem arasında ne bulunacak? Tabii ki kambiyum değil mi? Kambiyumun diğer adı vasküler kambiyumdur arkadaşlar. Yani iletim demetini oluşturan kambiyum anlamında kullanılıyor. Vasküler kambiyum. Şimdi burada ise artık yıllarımızı gösterelim. Bakın bu fulem ta en ilkten oluşan hani kambiyum bölünerek oluşturduğu fulem. İç kısımda ne bulunacak? Halkalar bulunacak. En içte ise kısilem bulunacak. O zaman ben bu halkaları şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde daha böyle açık renkli olarak yaptığımız yapı ilkbahar halkasıdır. Bakın şu şekilde ilkbahar halkası. Bunun hemen altında daha böyle koyu renkle yaptığım yapı ise sonbahar halkasıdır. İkisi birlikte neyi oluşturuyor? Bir yaşı oluşturuyor arkadaşlar. Yine hemen bir altına daha açık renkli yapalım. Daha açık renkli olarak neyi yaptık? Yine bir halkayı daha yaptık. Hemen altına bir koyu renkli olarak da sonbahar halkasını oluşturduk. İşte bakın şurası, bakın şu ikisi bir yaş, şu ikisi de arkadaşlar diğer bir yaş, ikinci yaş. Tamam, bu şekilde düşünebilirsiniz. En içte ise ne vardır? Onu da yeşille gösterelim. Şöyle yeşille boyayalım burayı. Burası da kısilemdir. En içte bulunan tabaka. Kısilem. Peki dış kısımda bulunan mı daha gençtir? İç kısımda bulunan mı daha gençtir arkadaşlar? Yani halka bakımından baktığımızda tabii ki dış tarafta bulunan daha genç olacak. Aslında şöyle diyebiliriz. Burası birinci yaş. Şurası ikinci yaş diyebiliriz. İç tarafta bulunan daha gençtir. Çünkü kambiyum bakın burada. Kambiyum bu şekilde oluşturarak bitkinin enine kalınlaşmasını sağlıyor diyebiliriz. Evet, gövdeyle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Gövdenin özellikle yaşı belirlediğini unutmayın. Buradaki işte nodyum, internodyum bunlarla ilgili sorular çıkabilir genel olarak. Bunları unutmayın. Bir de çift çenekli bitkilerde kambiyumun bulunduğunu, tek çenekli bitkilerde kambiyumun bulunmadığını unutmayın. Gövdeyle ilgili soruları yaparsınız. Sonraki videoda size yapraktan bahsedeceğim arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.